Görüştüğümüz torba kanun tasarısı aslında bir vergi torbası ve borçlanma torbası maalesef. Üreticiyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru, esnafı, çalışanı, dürüst iş adamını cezalandırıyorsunuz, mağduriyete sürüklüyorsunuz. Peki vatandaştan bu vergileri isterken, bu vergileri talep ederken vergi cenneti kabul edilen ülkelerdeki şirketlerden niçin vergi alamıyorsunuz? Neden vergi alamıyorsunuz? Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu vergi cenneti kabul edilen yerlerde kurulan şirketlerin gelirlerinden, hesaplarından, offshore hesaplarına yapılan para transferlerinden %30 vergi almamız gerekiyor. %30. Çok önemli bir oran. Peki neden alamıyoruz? 11 yıldır yasaya rağmen, ki bu yasa tasarısının altında Başbakan Binali Yıldırım'ın ve Sayın Erdoğan'ın da imzaları var. Yasaya rağmen Bakanlar Kurulu vergi cenneti kabul edilen yerleri ilan etmediği için. Şimdi Sayın Bakan'ın bir cevap vermesi lazım hükümeti de hepsine. 11 yıldır yasaya rağmen neden vergi cenneti kabul edilen ülkelerin listesi ilan edilmedi? Neden? Buna bir cevap verilmesi lazım. Bir de üstüne üstlük Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu milyonlarca belgeyi inceledikten sonra bir durumu ortaya çıkardı. Sayın Başbakan'ın oğullarının, dayısının ve yeğenlerinin ortak olduğu Malta'da şirketler ortaya çıktı. Vergi cenneti kabul edilen bir ülke. Bu şirketler kurulabilir buralarda ama bu şirketlerin bu yasaya göre Bakanlar Kurulu görevini yapsaydı bize %30 vergi ödemesi gerekiyordu. Vergi cenneti ülkelerde niçin şirketler kurulur? Kimler bu şirketleri kurar? Vergi cenneti ülkelerde kendi ülkesinde vergi ödemek istemeyen kişiler şirketler kurar. Kara para aklamak isteyenler kurar. Yasa dışı kaynaklardan elde ettiği gelirleri gizlemek isteyenler kurar. Offshore hesaplara para transferleri yapmak isteyenler kurar. Kara para deyince aklıma Rıza Zarraf geldi. Rıza Zarraf geldi. Rıza Zarraf için Amerika Birleşik Devletleri'ne iki kez nota verdiniz. Çok merak ediyorum, müzik notası mı verdiniz? Sayın Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın önceki deyimiyle. Müzik notası mı verdiniz? Fethullah Gülen'in iadesi için bir tek nota vermediğiniz halde Rıza Zarraf için Amerika'ya iki kez nota veriyorsunuz. Çok enteresan. Bakın, milli bir hükümet bu şekilde olmak mümkün değildir. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz hükümetlerinden biriyle karşı karşıyayız.